Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte BİM'de 4.999 TL'ye satılan iPhone 10 ile her yerde bulabileceğiniz 5.200 TL'ye satılan Samsung Galaxy S9 Plus'ı kapıştırıyoruz. Arkadaşlar, telefonların kutularını açtık, içlerine de bir sürü uygulamayı kurduk. Birazdan bu bölümleri izleyeceksiniz. Öncelikle ben size bir oyundan bahsetmek istiyorum. Vikings oyunuyla ilgili çok ilginç bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an gerçekte tarihte yaşamış olan Viking nüfusundan 10 kat daha fazla Vikings oyuncusu bulunuyor. Vikings oyununda toplam 20 milyon oyuncu var. Eğer bu da yeterli değilse size Vikings'i indirmenizi sağlayacak asıl sebebi şimdi söylüyorum. 1. Nihayet 3 boyutlu grafiklerle akıcı bir oynanış deneyimini kusursuz bir şekilde bir araya getiren bir oyunla karşı karşıyayız. Vikings'in devasa online savaş meydanları 5 dakika oynadıktan sonra sizi de tutkunu haline getirecek. Ve 3 numara, bu oyun Vikinglerin gerçek hayatından detaylarla dolu ilk açık dünya oyunu. Şimdi bir de güzel bir haber vereyim. Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak Vikings'i indirirseniz oyuna mükemmel bir başlangıç yapabilmek için 200 altını, koruma kalkanını ve bir de Valhalla'daki yerinizi tamamen ücretsiz olarak alabilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantılardan oyuna ücretsiz dalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Arkadaşlar, öncelikle gelin iki telefonun bir açılış hızlarına bakalım. Daha sonra da uygulama açılış hızlarını görelim. Açılış hızlarımıza baktığımız zaman aralarında milisaniyelik farklar var. Ancak yine de birini öne koymak gerekirse iPhone 10 önde açılıyor. Ve şimdi uygulama açılış hız testimizi de yapalım isterseniz. 18 tane uygulamayı arka arkaya açıyoruz. iPhone 10'un ilk turu 1.23 saniyede tamamladığını görüyoruz. Samsung S9 Plus'ta da ilk tur 1.43 saniyede tamamlanıyor. İkinci turlara baktığımız zaman da iPhone'un 2.03 saniyede tamamladığını görüyoruz. Samsung S9 Plus'ta 2 dakika 31 saniyede tamamladı. Yani aralarında 20 saniyelik bir fark var. Hızlarımıza baktık. Şimdi gelin bir de kameralarını kapıştıralım. Fotoğraflara yan yana baktığımız zaman gerçekten iki telefonda oldukça iyi fotoğraflar çekebiliyor. Hem düşük ışıkta olsun hem de aydınlık alanlarda olsun. Doğru renkleri bize oldukça iyi bir şekilde gösterebiliyorlar. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi iPhone 10 üzerinden duyuyorsunuz. Şimdi de sesimi Samsung S9 Plus üzerinden duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde. Arka kamera fotoğraflarına yan yana baktığımız zaman yine dediğim gibi iki telefon çok iyi çekiyor. Ancak iPhone biraz daha gerçeğe yakın renkler bize gösterdiğini söyleyebilirim. Samsung'un sanki iPhone'un yanında biraz daha sönük kalıyor dışarıdaki fotoğraflar konusunda. Ancak olay düşük ışığa geçtiği zaman Samsung kesinlikle öne geçiyor. Ve düşük ışık performansı konusunda iPhone'dan daha iyi işleri ortaya koyabiliyor. Video tarafına baktığımız zaman da S9 Plus'ın optik sabitleyicisinin çok daha iyi işler başardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi video çok daha az titriyor. Ağır çekim tarafına da gelirsek Samsung S9 Plus yine burada öne geçiyor. Çünkü 960 kare çekim yapabiliyorken saniyede iPhone 10 240 karede kalıyor. Bu da ağır videoları daha iyi bir şekilde yakalamanızı sağlıyor tabii ki de S9 Plus'la birlikte. Kameraları da gördüğümüze göre şimdi masamıza geçelim. İki telefonu bir de tasarım açısından kapıştıralım. Şimdi telefonlarımızı tasarım açısından bir kıyaslayalım. Öncelikle bilmemiz gereken şey, telefonlarımızdan bir tanesi Android, diğeri iOS arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir sağına soluna bakmak istiyorum. iPhone 10'da arka tarafta gördüğünüz gibi çift kameramız, Samsung S9 Plus'ta da aynı şekilde yer alıyor. iPhone 10'da sol üst köşeye yerleştirilmiş. S9 Plus'ta daha orta kısımda görüyoruz ve bunlara ek olarak alt tarafta bir adet parmak izi okuyucumuz var. Parmak izi okuyucusu iPhone'larda yok arkadaşlar. iPhone güvenlik önlemini yüz tarama sistemiyle birlikte sağlıyor. S9 Plus'ta da bu özellik var. İris tarayıcıyla yüz tarayıcıyı birleştirmişler. Daha güvenli bir hale geldiğini, daha hızlı açıldığını söylüyorlar önceki serilere göre. Bunun yanında güç tuşlarımız yine yan tarafta. iPhone'da bildiğiniz gibi herhangi bir 3.5 mm'lik jack girişimiz yok. Ancak Samsung cihazda 3.5 mm'lik jack girişini es geçmemişler. İki telefonumuzda da stereo hoparlör alt ve üst kısmı olmak üzere bulunuyor. Aynı zamanda sol tarafına baktığımız zaman Samsung'da ses açma kısmı düğmesi bütün olarak sol tarafta yer alıyor. iPhone'da bu iki düğme birbirinden ayrılmış. Ayrıca direkt şuradan bildiğiniz gibi telefonu sessize alma düğmesi iPhone'larda standart olarak bulunuyor. Bunun dışında Samsung'da da alt tarafta Bixby tuşumuzu görüyoruz. Üst tarafa baktığımız zaman bildiğiniz gibi iPhone'da herhangi bir micro SD kart girişimiz yok. Buradan Samsung'da hem micro SD kartı takabiliyoruz hem de SIM kartımızı takabiliyoruz. iPhone'un SIM girişi sağ tarafta yer alıyor. Tasarım olarak devam edecek olursak iPhone'da 5.8 inçlik bir ekranımız var. S9 Plus'ta da 6.2 inçlik bir ekran var.
Bu da S9 Plus'ı iPhone'a nazaran biraz daha büyük bir hale getiriyor. Ayrıca ekran gövde oranı konusundan da bahsedelim arkadaşlar. %82.9 iPhone'da, %84.2 de S9 Plus'ta görüyoruz. İki telefon da gerçekten çerçeve konusunda oldukça ilerlemiş durumda. Ekran çözünürlüklerinden de bahsedelim. İsterseniz S9 Plus'ta 1440x2960 piksellik bir çözünürlüğümüz varken iPhone 10 tarafında çözünürlüğümüz biraz daha geride kalıyor. 1125x2436 pikseli görüyoruz. 19.5'a 9'luk bir enboy oranımız var. S9 Plus'ta biraz daha ince uzun, yani 18.5'a 9'luk bir enboy oranını görüyoruz ekran tarafında. Ağırlıklarından da bahsedeyim isterseniz, iPhone 10'da 174 gramlık bir ağırlığımız var. S9 Plus'ta 189 gramlık bir ağırlığımız var. Şahsen ikisini de tarttığım zaman öyle arada 15 gramlık bir fark varmış gibi gözükmüyor. Ağırlıklar 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın. Uzun süreli kullanımlarda ikisi de elinizi aynı şekilde yoracaktır. Telefonlarımızda iPhone 10'da 3 GB'lık bir RAM var. Ancak bu 3 GB RAM işletim sisteminde sayesinde bize kendini böyle düşükmüş gibi hissettirmiyor. Gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. S9 Plus'ta da 6 GB'lık bir RAM bizleri karşılıyor. Ayrıca 64, 128 ve 256 GB olmak üzere S9 Plus'ta yine 3 farklı depolama seçeneğimiz var. iPhone 10'larda bildiğiniz gibi 64 ve 256 GB'lık seçenekler şu an için mevcut. Sıra geldi son testimize. Son testimiz oyun testi. Telefonlar bakalım ne kadar ısınacak ve şarjları ne kadar gidecek. İki telefonda Real Racing 3 ile birlikte 10 dakika boyunca oyun oynadık ve sıcaklıkların nasıl değişeceğini izledik. Testimizin sonunda gördüğümüz üzere S9 Plus'ın %4, iPhone 10'un da %3'lük bir şarj tuşu var, birbirine yakın değerler. Sıcaklıklar da aynı derecede artıyor neredeyse. 4 derecelik bir sıcaklık artışı iki telefon için de geçerli diyebiliriz. Arkadaşlar, testlerimiz bittiğine göre artık yavaş yavaş videomuzun sonuna ve son sözlerimize gelebiliriz. Bizim düşüncemize göre artık 2018 senesinde Android iOS dengeleri yavaş yavaş birbirine eşitleniyor. Yani aslında günün sonunda hep şu sonuç çıkıyor: siz Android bir cihaz kullanmak mı istiyorsunuz, iOS bir cihaz kullanmak mı istiyorsunuz? Yani işin açıkçası aralarında öyle bence uçurum bir fark yok arkadaşlar. Bu telefon 10 üzerinden 9'sa bu da 8.9 veya 9.1 olabilir. Böylece videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Sizler için şuraya bir anket hazırladık. Cebinizde paranız var. Bu iki telefondan hangisini satın alırdınız diye size soruyoruz. Sizlerden cevaplarınızı bekliyoruz ama yorumlarda görüyorum abi sen hangisini düşünüyorsun falan filan diye. Vallahi bu konuda bizim de kafamız biraz karıştı arkadaşlar. O an böyle gözüme hangisini kestirirsem herhalde onu alırdım. Ya da benim telefonu biliyorsunuz, ben onunla mutlu mesut idare ederdim diye. Son olarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortada duran bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.